İçimde bir sıkıntı var abla. Gitmekle iyi mi yapıyoruz? Ne yapacaktık? Evde mi oturacaktık? Biz gitmesek babamın malı mülkü gidecek yeşim. Biraz akıllı ol. Abla, babam evlenmiş. İmzayı atmış. Bundan sonra ne yapabiliriz ki? Elimizden gelen her şeyi. Ucunda ölüm dahi olsa. Sonuna kadar. Pes etmek yok. Kolay gelsin baba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Gireceğinizi niye haber vermediniz? Biz de Ayşe Hanım'la yemek yiyecektik, beraber yeriz. Ayşe Hanım kim baba? Hayırlı olsun baba, evlenmişsin. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aklım hayalim almıyor. Aslında size haber verecektim ama her şey birden oldu. Bizden başka herkesin haberi var ama. Öyle zoruma gitti ki baba. Baba, yaşlı dul erkekleri tuzağına düşürüp evlenen, ondan sonra da malını mülkünü yiyip bitirdikten sonra ortadan kaybolan kadınlar var baba. Birdenbire evlenmek de ne demek? Ne diyorsun kızım? Daha yüzünü bile görmediniz. Baba, biz senin iyiliğini istiyoruz. Burada mı konuşacağız? Hadi içeri geçelim. Heh, Ayşe Hanım, sana bahsettiğim kızlarım İstanbul'dan geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Salih Bey. Ayşe Hanım, üzülmeyin Ayşe Hanım. Onlara haber vermeden evlendim diye bana kızdılar. Yoldan geldiler. Yol yorgunluğu. Yemek yesinler, kendilerine gelirler. Hadi içeri geçelim. Hadi. Bak bak. Çekyatları değiştirmiş bir de. İyi. Ne güzel olmuş işte. Yeşim. Zaten görür görmez sinir oldum. Bir de 17'lik gelin gibi takmış takıştırmış her tarafına. Sinir oldum, sinir. Canını sıkma hanım. Sen herkesle çok güzel anlaşırsın. O zaman ben sofraya iki tabak daha koyayım. Hadi, bir zahmet. O sizin anneniz değil. Tamam. Ama ben sizin babanızım. O da benim karım. Bana nasıl saygılı davranıyorsanız ona da öyle davranacaksınız. Anladınız mı beni? Anladık. Çoluk çocuğu da İstanbul'da bırakıp geldik abla. Geri mi dönsek acaba? Yeşil. Sus. Sus. Sanki kusur işleyen bizmişiz. Babam da bize çıkışıyor. Belli belli. Kadın onu bağlamış. Nasıl? Kesin büyü yapmıştır bu. Yapmış mıdır? Görmüyor musun kadını? Gözlerinden sinsilik akıyor. Serdar arıyor. Efendim oğlum? Anne neredesiniz? Evde kimse yok. Aa, sen eve mi geldin? Finaller bitti anne, tatil başladı. Yorgun argın eve geldim, kimse yok. Ne sen varsın ne de babam. Neredesiniz? Kızlar. Oğlum, kapatmak zorundayım. Birazdan arayacağım seni, tamam mı? Kızlar. Geliyoruz baba. Geliyoruz, geliyoruz. Thank you.
Yoksa kuru fasulye sevmez misiniz? Hiç sevmem. Ya ben de tokum işte. Başka bir şey hazırlasaydım? Diyetteyim, sağ olun. Eczacı olan siz miydiniz? Ayşe Hanım, kızlarımın eczacılıkla bir ilgisi yok. Sadece Selma'nın kocası bir ilaç şirketinde çalışıyor, o kadar. Emin, her tarafı ilaç dolu. Günü geçmiş ilaçlar da var. Tarihi bir gün geçmiş, iki gün geçmiş ya da bir hafta. Onları kullanabilir miyiz? Selma, cevap versene. En iyi zehir bayatlamış günü geçmiş ilaçlardır. Kullanmayın. Allah korusun. Aman aman Salih Bey. Günü geçmiş ilaçların hepsini atın. Akşam ezanına az kalmış. Eli kulağındadır. Okundu okunacak. Ben camiye gidiyorum. Hadi size afiyet olsun. Otur otur. Yemeğini ye. Peki Salih Bey. İnşallah kalıcı geldiniz. Hı. Ben de sizi çok merak ediyordum. Konuşur muhabbet ederiz. Köy yeri çok sessiz. İnsan konuşacak birini arıyor. Hem ben senelerce büyük bir aile özlemi çektim, biliyor musunuz? Bilmeme hiç gerek yok. 2 saattir seni izliyorum. Bu tavırlarına babamı kandırabilirsin. Ama beni asla kandıramazsın. Ben senin gibileri gözünden tanırım. Mal mülk peşinde koşan, zavallı yaşlı başlı adamları dolandıran. Sen şunları yeni mi aldırdın? Oh ne güzel. Ama yaş tahtaya bastın. Bana bak, seni ilk ve son kez uyarıyorum. Pılını fırtını toplayıp defolup gideceksin bu evden. İlk fırsatta da babamdan boşanacaksın. Bakma öyle, kalk. Ama kızım, yavrum. Ne kızımı ya? Kalk diyorum sana. Bak hala bakıyor ya. Ya hadi kalk. Hadi. Hadi seni. Abla çok yüklendin ama. Az bile yaptım cadıya. Kızlar, kızlar. Çay yaptım. Babanız da birazdan gelir. Dışarıda birlikte oturalım mı? Bizi mi dinliyordun sen? Yok. Konuşsana be. Bizi mi dinliyordun? Kızım ben sizi niye dinleyeyim? Bana kızım deme. Benim bir tane annem vardı. O da öldü, anladın mı? Abla. Sen sus. Ben sana ne dedim? Pılını fırtını topla git demedim mi burada? Neden hala buradasın? Niye gitmiyorsun ha? Abla, beti benzi sarardı. Kadına bir şey olmasın. Hepsi oyun bunun ya. Abla, hiç de numaraya benzemiyor. Allah göstermesin ya bir şey olursa? Yani yeşim var ya, saflıkta üstüne yok. Her şeye inanıyorsun be kızım. Görmüyor musun? Kadın Oscar'lık oynuyor resmen. Şeytan diyor, tut şunun küpelerini yol. Bir de bayılma numaraları yapıyor. Abla, vallahi durumu kötü. Daha fazla üzerine gitme. Aman, isterse ölsün gebersin. Umurumda bile değil. Ayşe Hanım. Babam namazdan geldi. Sen dur yanında, tamam mı? Ayrılma bir yere. Ayşe Hanım. Babacığım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, ilaç vereyim mi size? Thank you.
Ayşe Hanım nerede? Yaptıklarından sonra nasıl dışarı gelir bilmiyorum. Ne yaptı ki? Neler yapmadı ki? Baba, kapının arkasında bizi dinlerken yakaladım. Sizi mi dinliyordu? Sanki bir de bizi dinlediği yetmiyormuş gibi öyle bir üzerimize çullandı ki, öyle laflar söyledi ki. Maşallah dil pabuç kadar. Yani ne dediğini söylemeye terbiyen müsaade etmez. İyisiniz değil mi? Bu muydu ilacınız? Tamam. Alın. Doğrulun biraz. Yutabildiniz mi? Daha iyisiniz değil mi? Sağ ol kızım, sağ ol. Bak babacığım, kadınlar dul kaldıktan sonra hele hele bunun yaşındaki kadınlar kolay kolay evlenmezler. Evleniyorlarsa da her zaman akıllarında bir sinsilik vardır. İstanbul olsa bu kadının foyası çoktan ortaya çıkardı. Dedim ya, birden kapının arkasından gürültü geldi. Ya bir kapıyı açtım ki Ayşe Hanım yapışmış kapının arkasına. Sizi mi dinliyormuş? Daha ağzımı açmadan neler söyledi neler. Ya bir de o çirkin sözleri yetmiyormuş gibi bizi köyden kovdu. Niye gelmişiz, neden gelmişiz? Bir sürü hakaret. Benim tanıdığım Ayşe Hanım bunu yapmaz. Aç gözünü babacığım. Bu kadın senin tanıdığın kadın değil. Bak kızım, hala kinin ve nefretin devam ediyor. Öfke baldan tatlıdır. Ama öfken öyle bir zehre dönüşür ki farkına varmadan seni öldürür. Allah kabul etsin. Amin kızım. Abla, ne oldu? Daha ne olacak? İçeride olanları bilmiyor musun? Hala baygın yatıyor. Ama sorun değil. Verdiğim ilaç iyi geldi. Koltukta uzandı yatıyor. Baygın mı? Hı-hı. Kalk 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 kalk. Gerizekalısın sen. Niye ilaç veriyorsun? Sana mı kalmış ilaç vermek? Kadını öyle halsiz görünce ölüyor zannettim abla. Allah'ını seversen, biz buraya niye geldik eşim? Senin aklın nerede? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kızların yanında seni yalnız bırakmamalıydım. Yanlış yaptım. Ben yokken babamla ne konuştunuz abla? Aa, ne konuştuysak konuştuk. Of, bir şey sorma yeşim. Zaten sinirim tepemde. Hadi yürü, içeri girelim hadi. İyi mi baba? Nasıl oldu? İyi olacak inşallah kızım. Ne oldu Serdar? Asıl sana ne oldu anne? Bu ne öfke? Of, yok bir şey oğlum. Biraz sinirlerim bozuk. Kusura bakma. Neyse yarın konuşuruz. Hadi yat sen artık. Geç oldu. Sen bu saatte hala ayakta mısın? Anne evde tek başınayım. Neredesiniz?
Oğlum, Yeşim teyzenleyiz. Beraber köye geldik. Dedenin yanındayız. Baban da iş için Antalya'ya gitti, biliyorsun. Anne, ben... Serdar, sonra konuşalım. Öpüyorum seni anneciğim. Sabahleyin ben seni arayacağım oğlum. Anne, ben de köye gelmek istiyorum. İstersen... Hadi babacığım, Allah rahatlık versin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne oldu abla? Ben odaya geliyorum, bir bakıyorum bizim kız geride kalmış. Babamla bir şeyler konuşuyor. Bir şey konuşmadık abla, sadece kadını merak ettim. Bir şey konuşmadık abla, sadece kadını merak ettimmiş. Ne saçmalıyorsun sen? Sen bana sabır ver. Sana mı düştü kadının derdi? Bırak, ölecekse ölsün. Öyle deme abla. Ya görmüyor musun ne kadar yüzsüz olduğunu? Köyden kovuyorum, aşağılıyorum. Aval aval yüzüme bakıp duruyor. Ya yüzüne tükürsen yarabbi şükür diyecek. O kadar laftan sonra Allah'ım yarabbim ya. Kadın bir de bizi çay içmeye çağırıyor. Sözde şirinlik yapacak. Gönlümüzü alacak. Ya bizi ne sanıyor bu ya? Aptal mı sanıyor? Abla vallahi kafam allak bullak oldu. Nefret ediyorum o kadından. Nefret. Geberse gitse de kurtulsa. Abla öyle deme ne olur. Bırak kadını. Seveceksiniz o kadını. Anladınız mı? Eğer sevemeyecekseniz de bir dakika durmayıp pılınızı pırtınızı toplayıp gidiyorsunuz. Baba, bizi kovamazsın. Yeter ya. Kızım mısınız, düşmanım mısınız anlamadım. Ya seversiniz ya da çekip gidersiniz. Son sözüm bu. Kovulduk abla. Anamızın babamızın evinden kovulduk. Görüyorsun değil mi Yeşim? Asıl zehir bu kadın işte. Nasıl zehirlemiş babamı? Ama ben bunun hesabını o kadına sormaz mıyım? Pes etmek yok. Gitmeyeceğiz Yeşim. Anladın mı? Gitmeyeceğiz. Babacığım, özür dilerim. Yanlış yaptık, biliyorum. Belki de annemizi unutamadık, bilmiyorum. Senden hep uzak kaldık. Seni bu köy yerinde yalnız bıraktık. Bizi affet baba. Bundan sonra hep yanında olacağız. Verdiğin kararlara saygı duyacağız. Değil mi Yeşim? Evet abla. Özür dileriz babacığım. Çocuklar hata yapar, babalar da affeder. Değil mi? De. Babam benim. Babacığım. Canlarım benim. En iyi zehir bayatlamış günü geçmiş ilaçlardır. Evin her tarafı ilaç dolu. Günü geçmiş ilaçlar da var. Pığınızı pırtınızı toplayıp gideceksiniz. En iyi zehir bayatlamış günü geçmiş ilaçlardır. Kovulduk abla. Anamızın, babamızın evinden kovulduk.
Selma? Neredeyse sabah ezanı okunacak kızım. Hayırdır? Uyku tutmadı baba, uyuyamadım. Sinirlerim bozuk senin. Bir bardak süt hiç iyi gelir. Şey yapayım diyorum. Kahvaltı için börek yapayım diyorum. Hem sen güzel yaparsın. İyi iyi. Baba yeni bir tarifim var. Diyet börek yapacağım. Hem hafif olacak hem de hiç rahatsız etmeyecek. İyi sen bilirsin kızım. Eli kulağında. Birazdan sabah ezanı okunacak. Ben yavaş yavaş camiye gidiyorum. 7:30 gibi gelirim. Zaten Ayşe Hanım da ezan sesiyle uyanır. Sana yardım eder. Sen şimdi neyin nerede olduğunu bilmezsin. Baba çok uzun süre kaldım bu evde. Yapma Allah aşkına. Sen merak etme, bulurum ben. Peki kızım, kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın, dün sizi üzdüm. İşte birden babam evlenince ben biraz dengemi yitirdim, saçmaladım. Mis gibi börek kokuyor. Böreği siz mi yaptınız? Evet. Akşamımız zehir oldu. Ben de kendimi affettirmek için börek yapayım dedim. Yersiniz değil mi? Hafif, sağlıklı. İlaç gibi. Diyet böreği. Sabah namazımı kılayım da. Tamam. Ben de bu arada çayı koyayım. Hı hı. Hava kabarcığı kalmasın. Bu kadarı bile yeter. Tamamdır. Pişti mi börek? Pişti. Bunu da size hazırladım. Namazı kılayım, üstümü değiştireyim, geleyim. Gel. Gel. Mis. Hadi bakalım. Beğenecek misiniz? Dur. Çatal da vereyim. Siz namaz kılarken çayı da demledim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Çok da güzel kokuyor. Demini de almış. Abla? Sen ne zaman uyandın? Hiç yatmadım ki. Börek yapmış. Evet. Börek mi yapmış? Diyet böreği. Kokusu da görüntüsü de çok güzel. Hemen bana bir dilim kesip verdi sağ olsun. Sen de bir tadına bak. Kokusu üzerine sinmiştir. Ablam da çok güzel börek yapar. Bıraksana sen şunu. Ayşe Hanım'ın tabağına saldırma. Birlikte yerdik. Yeşim. Efendim abla. Gel bakayım sen. Seninle konuşacaklarım vardı. İyi ki uyandım böyle. Ayşe Hanımcığım,
Siz kusura bakmayın. Kardeşimle özel bir şey konuşacağım da. Ama siz buyurun, bağışlayın sıcakken. Biz de birazdan geliriz. Yeşim. Abla niye böyle yapıyorsun? Sessiz ol. Konuştuklarımızı duymasınlar. Abla sende bir tuhaflık var. Kızım sessiz konuş, duymasınlar. Ayşe abla, Salim mi? Ayşe abla. Hıdır, oğlum. Salih amcanın kızları geldi. Akşama şöyle 5 kilo süt getirdi. Güzel bir sütlaç yapayım. Yoo, 5 kilo yetmez. Sana 10 kilo getireyim. İyi, tamam, olur. Getir de biraz daha yoğurt mayı alırım. Koku da börekten mi geliyor Ayşe abla? Ha, börek. Kurtuluyoruz kardeşim. Bu kadından temelli kurtuluyoruz. Abla, seni tanıyamıyorum. Allah rızası için bana ne olduğunu söyler misin? Böreğin içine zehir koydum. Ne? Şşş! Sus! Artık yeter. Bu cadı hak ettiği cezayı çekmeli artık. Abla, böyle bir şey yapamazsın. Nereye gidiyorsun? Cinayete engel olmaya. Şşş! Bağırma! Biz bu yola beraber çıktık. Eğer konuşursan birlikte yaptık derim. Ben buraya katil olmaya gelmedim abla. Kızım, sen salak mısın? Ne yapsak ne etsek biz bu cadıdan kurtulamayacağız. Tek çaremiz bu. Bırak beni abla. Allah'ını seversen bırak. Benim çocuklarım var. Aa, sanki senin çocuğun var da benim çocuğum yok. Bu odadan çıkmak istiyorum. Yeşil, sen kimden yanasın? Babam duyarsa o da mahvolur. Kızım sen hakikaten salaksın ya. Ya babam bizi evinden kovdu. Ne çabuk unuttun sen? Allah kabul etsin bey. Amin. Amin. Kızlar. Selma, Yeşim. Kalkmadınız mı hala? Günaydın baba. Günaydın kızım. Geri zekalı ya. Tam geri zekalı. Hadi kahvaltı edelim. Çok acıktım. Zaten hastasınız. Bırakın da yardım edeyim. İyiyim iyiyim. Akşamki verdiğin ilaç çok iyi geldi. Biraz da uyuyunca kendime geldim. Allah razı olsun senden. Gerçekten iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Salatalık doğrayayım mı? Yok, ben doğradım. Masada var. Tamam. Dolaba koyayım ben bunları. İyi. Ne arıyorsun kızım? Bardakları. Bardaklar, lavabonun üstündeki dolapta. Güzel kızım. Bana kızım deme. Abla. Kes sesini. Dur hanım, sen yorulma. Ben alırım. Akşam hastaydın zaten. Olsun, kızlarla beraber hazırladık. İyiyim iyiyim ben. Kızlar, hadi yardım edin, çok acıktık. Çabuk olun. Ben de bir şeyler daha getireyim. Sen gel, yapar. Kızlar yapar. Gel. Niye yoruyorsun kendini? Kızlar var, onlar yapar. Evet canım, biz varız. Olsun canım, elimize mi yapışacak? Hep birlikte hazırladık işte. Hani börek yapacaktın kızım? Yapmıştı ama. Böreği yediniz mi Ayşe Hanım? Vallahi Hıdır gördü, canı çekmiş. Dedim diyet böreği. Ama onda da öyle bir iştah var ki. Elimden kaptı aldım. Ne anası var ne babası. Abla, ne oldu?
İyi misin? Ne oldu kızım? Kızım, iyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Ne zaman verdiniz? Yarım saat oldu olmadı. Bir tabak mı börek yaptın kızım? Fırında tepsinin içinde baba. Getireyim isterseniz. Ben getiririm. Sen otur kızım. Ben de yardım edeyim. Efendim oğlum. Anne servisten indim. Köye giden ne minibüs var ne de traktör. Ben de yürüyorum. Neredesin oğlum sen? Anne ben toprak yola girdim. Çeşmenin oraya doğru yürüyorum. Orada soluklanırım. Gel beni al. Tamam tamam. Ben gelip seni alacağım. Orada bir ağacın altına gir de başına güneş geçmesin bari. Tamam. Bekle geliyorum. İleride çeşme var anne. Aa, bizim köyün çobanı Hıdır da orada. Tamam oraya gidiyorum. Ne dedin? Alo? Ne oldu abla? Serdar köye geliyor. Serdar mı geliyor? Nerede şimdi? Hıdır'ın yanında baba. Çeşme başında bizi bekliyor. İyi hadi gidin alın çabuk. Çay soğumadan gelin hadi. Çabuk. Peki hadi yürü. Geliyorum. Hayırdır? Ne oldu birdenbire böyle? Selma'nın oğlu Serdar geliyor. Ay ne güzel. Gözün aydın. Kocaman bir aile olduk. Selamun aleyküm. Bismillah. Ne o tanıyamadın mı? Bu köyün çocuğu. Hacı Salih'in torunu Serdar. Ya Serdar kardeşim. Korkuttun beni. Nerelerdesin? Otur hele. Neredesin? Nerelerdesin? Üniversite nasıl gidiyor? Bitti mi devam mı ediyor? Oo Hıdır abi yine nevaleyi kapmışsın valla. Hadi yiyelim. İnşallah Hıdır böreği yememiştir. Babam da Hıdır'ı oğlu gibi sever. Serdar'ın geldiği iyi oldu. Hıdır'ın yanına gitmek için mazeretimiz oldu. Yoksa babama ne derdik? Ya börekten Serdar da yerse? Aklına kötü düşünceler getirme. İnşallah börek olduğu gibi paketinde duruyordur. Canın çekti değil mi? Çekmez mi? Otobüsten indim. Servise bindim. Yolun başından beri de yürüyorum. Öyle yoruldum ki akşam da bir şey yemedim. Anlayacağın açlıktan ölüyorum. Oo, nefis de görünüyor. Ya nerede bu çeşme ya? Köye nereden baksan yürümeyle bir saatlik yolum var. Yürü yürü bu yol bitmez. Sen şimdi şu canın böreği yemeden yola da düşmezsin. Kurt gibi açımıdır abi. Seni bile yerim. Aman aman. Beni yeme. Koyunlarım, kuzularım sahipsiz kalır. Senden kıymetli mi Allah'ını seversen? Al hepsini ye. O zaman hakkını helal et. Ben de bu böreği yiyorum. Helal olsun. Ye gitsin. Nefis nefis. Tıpkı annemin yaptığı börek gibi. Afiyet şeker olsun. Yarasın. Sağ ol. Çekilsene şuradan, çekilsene. Ya o kadar güzel ki tıpkı annemin böreği gibi. Afiyet olsun koçum.
Sünnetleyelim de nişanlım güzel olsun. Vallahi ben yıllardır sünnetliyorum. Bırak güzelini, daha kendisine rastlayamadım. Ya dağ başında kız mı bulunur Hıdır abi? Gezeceksin, tozacaksın. Köylerde olan bütün düğünlere gidiyorum. Yine de olmuyor. Serdar. Serdar ne oldu? Midem. Mideme bir sancı girdi abi. Ne oldu? Allah Allah. Börek mi dokundu yoksa? Ayşe abla söylemişti zaten. Diyet böreği bu demişti. Diyet böreği mi dokundu acaba? Hıdır abi başım dönüyor. Çok kötüyüm Hıdır abi. Serdar. Serdar iyi misin oğlum? Allah'ım ben ne yapacağım ya? Serdar. Serdar oğlum. Serdar iyi misin? Serdar iyi misin oğlum? Serdar. Serdar. Allah'ım sen yardım et. Serdar oğlum. Serdar. Selma abla koşun. Selma abla yetiş. Serdar. Serdar oğlum. Serdar. Serdar oğlum. Oğlum ne oldu sana? Selma abla. Aç gözlerini. Ayşe ablanın verdiği börek vardı. Tam yiyecektim Serdar geldi. Acıkmış yavrum. Ben de ona verdim. Hepsini yedi. Acaba börek mi dokundu ona? Hastane. Hastaneye götürmemiz lazım. Çabuk hastaneye, acil hastaneye. Çabuk. Nasıl yetiştireceğiz? İlaç versek fayda etmez mi? Hayır. Hastaneden başka bir yer oğluma yardım edemez. Hadi gidelim, gidelim lütfen. İlçede bir hastane var ama buradan 1,5 saat uzakta. Serdar. Serdar oğlum. Oğlum kalk. Aç gözlerini. Korkma, bir şey olmayacak.